Şimdi size bir illüzyonu madde madde anlatmaya başlayacağım. Sayın Ahmet Davutoğlu'nun, yine Sayın Ali Babacan'ın bu yıkım projesiyle ilgili 26 Haziran'da Kanal İstanbul projesine ilk kazmayı vuruyoruz diyenlerin aslında kazmayı neye vurduklarını anlatacağım. Bu alanda yapılacak temel atma töreninin Kanal İstanbul projesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bugün sizlere çok özel bir alanda sesleniyoruz. Bir aradayız. Sazlıdere Barajı'ndayız. Bu Sazlıdere Barajı İstanbul'un en önemli su havzalarından bir tanesi. Aynı zamanda bu bölge İstanbul'un en önemli, en değerli tarım alanlarının da içinde bulunduğu bir havza. 1998 yılında burası hizmete girdi. Yani başka bir siyasi partinin, koalisyonun iktidar olduğu bir dönemde Devlet Su İşleri tarafından yapılan bu baraj İstanbul'un su ihtiyacı için yapıldı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Yıllık 55 milyon metreküp su verimi var. %10'a yakın su ihtiyacını karşılıyor. Yani aslında bu bölge betonlaşmış, nüfus artışı hızlanmış, şehirleşme baskısını yoğun hisseden İstanbul'umuz için bir su deposu, tarım arazisi ve aynı zamanda bir nefes alma alanı. Bugün sizleri buraya bu bilgileri tekrarlamak için davet etmedim. Bugün sizleri burada 26 Haziran'da aslında ne olacak sorusunun yanıtını vermek üzere topladık. Bir illüzyonu aslında ortaya çıkarmak için bir aradayız. İstanbul seçimlerinde kampanyamı yürütürken, mitinglerde, televizyon programlarında vatandaşlarımıza bu projenin net olarak karşısında olduğumu defalarca ifade ettim. Bu projenin İstanbul'a çok ağır ve geri dönülemez felaketler yaratacağını da söyledim. Karşı duracağım dedim. Halk da beni seçti. Bu ifadelerime karşılık beni seçti. Zaten göreve gelir gelmez de önceki yönetimin, önceki belediye başkanının bakanlık ile yaptığı iş birliği protokolünde hemen feshettim. Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener bu yıkım projesine karşı tüm kesimlere dönük uyarılarını yaptı, yapmaya devam ediyor. Dönemin seçilmiş son başbakanı, birebir şahidi, birebir içinde olan, süreci yöneten Sayın Ahmet Davutoğlu'nun, yine Sayın Ali Babacan'ın bu yıkım projesiyle ilgili çok önemli eleştirileri, uyarıları ve tarihi dipnotlar olmuştur. Değerli basın mensupları, şimdi size bir illüzyonu madde madde anlatmaya başlayacağım. 26 Haziran'da Kanal İstanbul projesine ilk kazmayı vuruyoruz diyenlerin aslında kazmayı neye vurduklarını anlatacağım. Şimdi herkes, beni izleyen herkesin şöyle rahat rahat ve dinleme noktasındaki bütün kafasındaki diğer konuları bir kenara itip dinlemesini çok arzu ediyorum. Birincisi, Haziran ayının ilk haftası içinde az ileride gördüğünüz inşaat alanının şantiyesinin ilk kuruluşu izinsiz olarak İSKİ yolları kullanılarak gerçekleştirildi. Yangından mal kaçırır gibi. Bu uygunsuz durum üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 13 Haziran pazar günü İSKİ girişleri kullanılarak kurulan şantiyeyi tahliye etmiştir. Bunun üzerine ikinci olarak 13 Haziran'ı 14 Haziran'a bağlayan gece saat 3.30'da burada askeri birlikler görüldü. O saatte buraya askeri birlikler gönderildi. Bu alanda
bir gerginlik ya da bir çatışma yoktu. Böylesi bir ortama bunun yapılmasını gerçekten çok garipsedik. Askeri birliklerin koruması ve gözetiminde şantiye alanı bölgedeki İSKİ yerleşkemizin yaklaşık 500 metre uzağına yeniden kurulmaya başlandı. Şantiyenin yapılacağı iddia edilen Kanal İstanbul projesinin altı nolu köprüsü için kurulduğu da ifade edildi. Şimdi 26 Haziran'da gerçekten ne olacak? Üçüncü nokta olarak onu sizlere anlatayım. Bu temel atma töreni Kuzey Marmara otoyolunun TEM Hastal Kavşağı Nakkaş Kavşağı arasındaki Kuzey Marmara otoyolu bağlantı yolu projesi olduğu gözlenmektedir. Bu ihalenin, yapılan bu işin ihalenin size ismini okuyayım. Kuzey Marmara Otoyolu, bunu bilgi edinebilirsiniz bakanlıktan. Kuzey Marmara Otoyolu 8. kısım Nakkaş Bahçeşehir etabı, Başakşehir etabı, ihale tarihi 30 Haziran 2020, yüklenici REK Uluslararası İnşaat Rönesans İnşaat PPP altyapı, yapım süresi 3 yıl, işletme süresi 17 yıl, yıllık garanti edilen gelir 100 milyon euro. Yani bu kadar net. İşin, devletin mekanizmasındaki tarifi de bu. Ama ya birileri 26 Haziran'da birilerini aldatmak için Kanal İstanbul projesi temel atma töreni diye tanımlıyor, ya da bunun, bu bilginin ulaştığı insanlar bu projenin ihalesinin dahi isminin ne olduğundan haberi yok. Bu güzergahtan geçecek yol ta 2006 yılında 1/100.000 çevre planına işlenmiş. Bakın daha henüz bu Kanal İstanbul sözüm ona projesi açıklanmamış bile, seçim projesi açıklanmamış bile. 29 Nisan 2010 tarihinde dönemin Ulaştırma Bakanı tarafından İstanbul'a yapılacak 3. köprünün güzergahı bir basın toplantısında bunu da içine alan, bu yolu da içine alan bir biçimde açıklanmıştır. Kanal İstanbul ise ilk kez 27 Nisan 2011 tarihinde bir fikir olarak, seçim propagandası olarak açıklanmıştır. Yani bu güzergahtaki yol projesi buraya yapılacak köprüye kadar Kanal İstanbul fikrinden yıllar önce planlara işlenmiş ve yapılması 3. köprüden dolayı onaylanmış bir hat idi. O yüzden altını çiziyoruz ki cumartesi günü yapılacak temel atma töreni Kanal İstanbul temel atma töreni değildir. Sazlıdere'yi köprüyle geçecek çok önceden planlanmış Hastal Kavşağı, Nakkaş Kavşağı arası yol yapım temelidir. İşte illüzyon budur. Özetle cumartesi günü bu alanda yapılacak temel atma töreninin Kanal İstanbul projesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Çok daha önceden planlanmış bir köprünün ayaklarını buraya dikmek suretiyle kanal temeli attım demek ne yazık ki siyaseten bir günü kurtarma hamlesidir. Son olarak bu teknik bilgilerden Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi var mı bilmiyorum. Ben hem halkımızı hem de bu şehrin emini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nı da bilgilendirme görevimi yerine getirmiş oluyor.